Merhaba arkadaşlar, Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. 10 adımda TET tekrar çalışmasına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar kuvvet ve hareketleri olacak. Ve kuvvet ve hareketle ilgili yeni nesil sorular sizlerle çözeceğim. Evet, ilk sorumuza başlayalım. Göreceli yani bağlı hareket, cisimlerin seçilen farklı referans noktalara göre farklı hareket ediyor algılamasıdır. Hareket halindeki araçta bulunan gözlemli dışarıdan Dışarıdan bakıldığı zaman yol de sabit duran aracı hareket ediyormuş gibi görür. Hareket gözlem yapılan noktaya göre tanımlandığına göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Evet, ağaç yakına baktığımızda araçlardan bakanlar birbirlerini hareket etmiyormuş gibi görebilirler. Hızları aynı olduğu için aynı yönde aynı hızla giden iki araç birbirlerini hareket etmiyormuş gibi görebilir. Evet, bu bağlı hızdır arkadaşlar. İkinci ifadeye bakalım. Araçlardan bakanan birbirlerine V1 büyüklüğündeki hızlarla hareket ediyormuş gibi görebilir. Biri durgun, biri V1 ise birbirlerini ne yapıyor arkadaşlar? Bu bunu V gibi yani V1 gibi görür. Çünkü duran cisim diğer cismi hareketli cismi V1 hızıyla algılar. O zaman bu da bir bağıl olayıdır. Üçüncü ifadeye bakım Araçlardan bakanlar diğer aracı uzaklaşıyor gibi görür. Eğer hızları birbirinden farklıysa o zaman aradaki mesafe açılırsa birbirlerine uzaklaşıyor gibi görebilirler. Şimdi D şıkkına bakalım. Araçlardan bakanlar birbirine hareketsizmiş gibi görebilirler. İki cismin hızı birbirine ters arkadaşlar birbirlerini uzaklaşıyormuş gibi. Yani arkadaşlar birbirine hareketsiz göremezler. Hareketsiz görmesi için ne olması lazım? Hızlarının aynı ve aynı bir yönde olması gerekiyor Buna göre o zaman bu da hareketsizmiş gibi görebilir ifadesinin yanlış olduğunu görmüş oluyoruz. E şıkkına bakalım. Araçlardan bakanlar birbirlerine V'den daha büyük. Evet bu araç bunu nasıl görür arkadaşlar? Bunun hızı bu tarafa V. Bunun hızı da bu tarafa V olduğu için birbirlerini 2V hızıyla gidiyormuş gibi görebilirler. O zaman burada hangi ifade yanlış oldu? D ifadesinin yanlış olduğunu gör. Geldik ikinci sorumuza. Düz bir yolda hareket eden K ve L cisimlerin hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Cisimler 3 T anında yan yana olduğuna göre L cismi T anına kadar X kadar yol aldığına göre T0 anı cisimler arası uzaklık nedir? Şimdi burada arkadaşlar L cisminin T anına kadar X kadar yol aldığını söylemiş. O zaman hız zaman grafiğinin alanı yer değiştirmeyi vermez mi? T anında L'nin aldığı yol da O zaman burası nedir arkadaşlar? Eksi X'tir. O zaman şuradaki üçgenin alanı biz ne diyeceğiz? X diyeceğiz. O zaman şöyle yapalım. K ve L için arkadaşlar tek tek incelersek. T anında, 2 T anında ve 3 T anında aldıkları yolları söyleyelim. Şimdi L şu anda hangi konumda? Eksi X konumda. Bir artı x aldı ne yaptı arkadaşlar? Sıfır konuna geldi. Bir x daha gitti ne oldu? Şu anda l x konuna geldi. Şimdi aynı şeyi arkadaşlar diğer için yaparsak. Şimdi k'nın aldığı alanla olarak k dikkat edin. Bir x bir x daha ne yaptı arkadaşlar? 2 x aldı. K o zaman ne yaptı? Şurada 2x daha aldı. 2t de 4x oldu. K'nın altına kalan yine x x oldu. Şimdi ne yaptı arkadaşlar? 6x oldu. Ama soruda demiş ki 3 tane de yan yana olduğunu söylemiş. Ama şu anda K 6x konumda, Lx konumda. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Şu durumdayken eğer başlangıçta yan yana isler, K L'den 5x öndedir. O zaman ne anlam çıkar burada? K ile L arasında başlangıçta arkadaşlar 5x vardı. Aradaki fark ne yaptı? Bu 5x sayesinde kapanmış oldu. O zaman cisimler t anda ne olmak zorunda? K, L'den 5x geride olmak zorundadır deriz arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. Roketlerin yanan gazın hızla atılmasıyla yükselmeye başlaması gibi görselde suyun aşağı doğru hızla atılmasıyla gösteri yapan metin yukarı doğru yükselerek belli bir yüksekte dengede durmaktadır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar tabii ki burada suyun ne yapıyor? Suyun yere yaptığı kuvvet etkisiyle ne yapıyor? Su bunun yine cismi ne yapıyor? Yukarı doğru belli bir etki kuvvetiyle ne yapıyor arkadaşlar? Etki tepki mantığı yukarıda ittiğini görüyoruz. Ve ağırlıkla burada cismin ağırlık kuvvetiyle ya yani mg kuvvetiyle suyun yaptığı, suyun zemine yaptığı tepki kuvveti ne yapıyor? Burada eşitleniyor ve sistem ne yapıyor? Dengede kalıyor arkadaşlar. Bakın burada ne ifade etmiş? Bu gösteri etki tepki yasasından faydalar yapılmıştır. Evet burada etki tepki yasasında vardır arkadaşlar. İkincisi maksimum yüksekte de dengede iken suyun tepki kuvveti metin üzerine durduğu düzeyin ağırlık kuvvetinin toplamı eşit. Evet burada söylemiştik. Yani tepki kuvveti ne oldu arkadaşlar? Cismin ağırlık kuvvetinin eşit olduğunu burada yorumlamış oluyoruz. Suyun tepki kuvvetinin büyüklüğü metine yükselme miktarıyla orantılıdır. Evet ne kadar büyük tepki uygularsa arkadaşlar cisim o kadar yukarı çıkar ve dengeye kalmış olur. O zaman cevabımızı 1-2-3 olarak söylemiş olduk. Geldik dördüncü sorumuza. Sürtülmesiz yatay düzlemde 4 kilogram kütleli, kütleli e, bir cisim büyüklükleri verilen yatay ve sabit kuvvetler etkisini ok yönünde sabit V hızıyla hareket etmektedir. F2 kuvveti yok edilirse cismin nedir diyor. Şimdi sabit hız kavramı neydi arkadaşlar? Sabit hız kavramında cismin ne olmaz? Cismin tabii ki iğmesi olmaz. Yani arkadaşlar cismin üzerindeki net kuvvetin ne olması sıfır olması lazım. O zaman burada net kuvvetin biz ne olduğunu biliyoruz. Sıfır olduğunu biliyoruz. Şimdi net kuvvetin sıfır olması için şimdi sola 40 N var sağa 60 N var. O zaman bu tarafa da arkadaşlar 20 newton olması gerekiyor. Neden? Çünkü sağ tarafa oluşan kuvvet yani 40'la sağ tarafa oluşan 20'nin 60'a ne olması lazım? Eşit olması lazım ki net kuvvet ne olsun arkadaşlar? Sıfır olsun. O zaman şöyle diyelim hemen. Şimdi net kuvvetin şu anda sıfır olduğunu ne yaptık? F3'ün 20 newton olduğunu anladık. O zaman F2 kuvveti kaldırılırsa, geriye ne kuvvetler kaldı? Tabii ki şu iki kuvvet kalmadı mı? Bize iğmesini sormuş, kuvvetin formülü F eşittir, MA değil midir? 40 ile 20 o zaman aynı yönlü olduğu için ne yapılır? Toplanır. Kütlemiz 4 olduğu için o zaman bu cismin iğmesi kaç oldu? 4'e bölersek 15 metre bölü saniye kare olduğunu ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Geldik 5. sorumuza. Kali araçlarının konum zaman grafikleri şekildeki bir Bu araçlar hangi aralıkları birbirlerine göre ters yönde hareket etmişlerdir? Şimdi konum grafiği arkadaşlar cismin direkt hangi tarafa gittiğini anlatır. Eğer grafiklerin ucu arkadaşlar bu yukarı yönlü ise o zaman cisimler artı yönlüdür. Eğer grafiklerin ucu aşağı yönlü ise cisimler eksi yöne gitmiştir. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi burada birinci arıta L'nin yönüne tarafa aşağı yönlü. K'nın yönüne tarafa yukarı yönlü. O zaman biri yukarı biri aşağı olduğu için bu eksi yönde bu artı yönde. Şu anda birinci bölge ne yapıyor arkadaşlar? K ikisi de birinci bölgede ters olduğunu görüyoruz. Şimdi ikinci bölgeye bakalım. K burada arkadaşlar artı yönde. L de burada. Şurada L de arkadaşlar artı yönde. O zaman ikincisi burada aynı yönde. O zaman burayı eleyelim. Üçüncü bölgeye bakalım. Şu anda L artı yönde. K bakın eksi yönde. O zaman üçüncü bölgede de ne oldu arkadaşlar? Üçüncü bölgede de zıt oldu. Ama arkadaşlar şöyle yapalım diğerinde. Şimdi L aşağı yönlü. Burada K da aşağı yönlü. Dördüncü bölgede nedir? İkisi de eksi eksi dikkat ederseniz. O zaman ne oldu? Zıt olanlar neresi? Zıt olanlar tekrar işaretleyelim. Bakın burada zıt arkadaşlar. Şurada ne oldu? Şu ikisi aynı. Burada yukarı biri aşağı oldu. O zaman şu bölgede zıt ve şu bölgede zıt olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Burası hangi bölge? Birinci ve üçüncü bölge değişik olarak söylemiş oluyoruz. Geldik 6. sorumuza. Özgür ve Pelin basit bir paraşüt yaparak 2 metre yükseklikten cismin düşmesini ölçümlüyorlar. Daha sonra cismi paraşütsüz aynı yükseklikten bırakarak yine düşme süresini ölçüyorlar. Bu dönemde aşağı yukarı sorulan hangisine ulaşırız? Yani cismi bir normal serbest bırakmışlar. Bir de paraşüt bırakmışlar. Burada paraşüt ne işe yarar? Paraşüt arkadaşlar hava sürtünmesi ne yapar, değiştirir? Çünkü burada hava sürtünmesi cismin yüzeyinin büyüklüğüne tabii ki bağlıdır diyeceğiz. Havanın sürtünme kuvveti de vardır. Bakalım Hava sürtünmesi cismin hareketini hızlandırır. Hayır, hava sürtünmesi cismin hareketini yavaşlatır. Paraşütü niye kullanıyoruz? Cismin daha yavaş aşağı düşsün diye. Cismin paraşütsüz daha uzun sürede düşer. Paraşütsüz daha hızlı düşer. Yani paraşüt ne yapıyor? Sürtünme etkisi gösterdiği için cismin hızını kesiyor. Bu tam tersi olması gerekiyor. Paraşüt havada paraşüt hava direnci artmış. Evet burada arkadaşlar paraşütün hava direnci neye bağlı? Burada paraşütün oluşan e, sürtünme kuvvetini biz direnç kuvveti diyoruz. Bunu AYT konusunda işleyeceğiz. K çarpı S çarpı B. -K S bu arada paraşütün yüzey alanı. Yüzey alanı ne kadar büyükse cismin ne yapar? Sürtünmesi büyük olur. Sürtünmesi büyük olursa cismin hızını o kadar ne yapmış olur? Kesmiş olur. Demek ki burada arkadaşlar paraşütün ee, hava sürtünmesinin etkisi olduğunu yani yüzeyin büyüklüğünün yüzey alanı arttıkça sürtünme kuvvetinin arttığını burada ne yapmış olur, Yorumlamış oluyoruz. Evet, yedinci sorumuz şöyle. Durgun haldeki kale cisme şekildeki yatay 3F ve F büyüklüğüne kuvveti aynı anda uygulama başlıyor ve cisimler arası D uzaklığı değişmiyor. Cisimler arasındaki uzaklığın değişmemesi buradaki K'nın iğmesiyle arkadaşlar L'nin iğmesinin ne olması demektir? Aynı olması demektir. O zaman burada arkadaşlar K ve L'nin iğmeleri ne olduğunu anlıyoruz. K ve L'nin iğmelerinin eşit olduğunu anlamış oluyoruz. Demek ki uzaklık değişmemesi her ikisinin de mutlaka ne olacak birbirine eşit olması Eğer iğmeleri farklı olursa ne yapar? D uzaklığı değişir. O zaman ilmelerin eşit olması için arkadaşlar bunun 3F kuvveti var, bunun F kuvveti var. O zaman ben bunun kütlesini 3M desem, bunun kütlesini M demem lazım. Neden diyeceğiz? Çünkü 3F bölü 3M oranı yani F eşittir M oranı da Çünkü iğmenin formülü F bölü M değil miydi arkadaşlar? Şimdi o zaman burada 3F bölü 3M oranıyla F bölü M oranı aynı olması Çünkü ilmelerin burada ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Aynı olduğunu biliyoruz. O zaman burada kütlenen 3M M olduğunu söylemiş. Şimdi sonra ikinci kısmı ne demiş. K cismi F kuvveti uyguladığında e, iğmesinin büyüklüğü A. Yani buna 3F değil de F uyguluyorum demiş. Buna da arkadaşlar F ile de 3F uygularsak ne olur demiş. Şu durumdayken bunu iğmesiyle ne demiş arkadaşlar? A demiş. O zaman şöyle yazalım. A'yı nasıl yazarız? F bölü 3M ne olur? A olur. O zaman bunu iğmesi ne olur demiş. A üstü diyelim bu arada. A üstünü yazarsak burada 3F bölü M olur. Bu bunun kaç katı? 9 katı olduğu için o zaman iğmesi ne yapmış oluyor arkadaşlar? 9 katına çıktığını burada görmüş oluyoruz. Demek ki bunların 3 m m olduğunu nerede anladık? Çünkü şu oranların ne olması gerekiyor arkadaşlar? Eşit olduğunu görüyoruz. Çünkü 3 f 3 m f m iğmelerin ortak olması gerekiyor. Çünkü uzaklık eğer iğme ortak olması uzaklık ne yapmaz? E, uzaklık arkadaşlar e, değişir. E, i̇ğmeler aynı olmazsa. 8. E, sorumuz şöyle yatay e, şekildeki yatay düzemin e, yalnız Kali arası sürtünmelidir. E, P noktasından V0 hızla geçen cisim M noktasından V hızla geçmektedir diyor. Buna göre eşit uzunluktaki PK, KL ve LM yollarının alma süresi yani buradaki uzaklıkların hepsinde arkadaşlar eşit olduğunu şu an ne yapıyoruz? Biliyoruz. Şimdi burada sürtünme olmadığı için cismin buraya geldiği andaki hızı da arkadaşlar aynı olmakta. Çünkü e, düz bir yolda cismin hızını yapmaz diye Ama burada cismin hızı ne yapar arkadaşlar? Zamanla azalır. Yani sonuçta V0 bölü 2 olduğunu düşünelim. Sonra tekrar ne yapar? Aynı hızla ne yapar? Burada tekrar yoluna devam eder arkadaşlar. Şimdi biz burada bir hız zaman grafiğini çizmemiz lazım. Hız zaman grafiğinden olaya bakabiliriz. Hız zaman grafiğini basitçe çizersek arkadaşlar. Şöyle hemen çizelim. Şimdi burada ilk başta hızı ne oldu? Belli bir hızla başladı. Ne kadar sürede gitmiş burada? Bu arada T1 sürede gitmiş. Sonra hızı ne yaptı? Sürtünmeye maruz kaldığı için arkadaşlar biraz hızı ne yaptı? Azaldı. Şu arayı da ne yapmış arkadaşlar? T2 sürede gitmiş. Tekrar e, sürtünmesi bir yola geçtiğinde tekrar ne yapıyor arkadaşlar? Yine sabit hızla gidiyor. Şu arayı da T3 zamanda aldı. Şimdi burada bizim e, şunu bilmemiz gerekiyor. Evet şimdi burada arkadaşlar her birine aldığı yol aynı değil mi? O zaman buradaki alanların hepsinin x, x, x olduğunu biliyoruz. O zaman bu alanların x olması için arkadaşlar şuradaki en şu alan daha küçük olduğu için şuradaki aralarını ne yapmasam daha uzun lazım. O zaman t 3ün burada en büyük olduğu burada anlamış oluyoruz. Çünkü alanın eşit olması için şuradaki yani Sonuçta bunun boyu küçük olduğu için şu alanın daha büyük olması lazım. Bu alanda bundan için şuranın daha sonra büyük olması lazım arkadaşlar. Bu alan bu yüksekliği fazla olduğu için o zaman şu tabanı daha küçük olması lazım. O zaman taban alanı daha küçük olacak. O zaman ne oldu arkadaşlar? T3 zamanı T2'den T2'den T1'den büyük oluyor. Cevabımızı ne yapmış oluyoruz? B seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet geldik 9. sorumuza. Yer küre çevresindeki x, y, z noktalarını mx, my, mz kütleli cisimler götürüldüğünde cisimlerin ağırlıkları eşit oluyor diyor. Bunu göre cisimlerin x, y, z kütle nedir? Ağırlık nedir akşa Ağırlık g eşittir. m çarpı g'dir. Yani m kütle g yer çekim büyük g'de de ağırlıktır. Şimdi Burada arkadaşlar e, ne oluyor? Cismin yer çekilmesi en fazla nerede? Tabii ki GX noktasında. Yani yüzeye yakın olduğunda yer çekim daha fazla. Yüzeyden uzaklaştıkça ne oluyor arkadaşlar? Yer çekim azalıyor. Sonuçta hepsinin ağırlığı aynı demiş. Yani hepsinin G'si aynı. Yani sabit şurası. O zaman G'si büyük olanın X'i küçük olmak zorunda. Bize kütleler olduğu için o zaman tam tersini söylememiz lazım. O zaman Z'nin kütlesi daha fazla. Sonra Y'nin, sonra X'in. Çünkü burada arkadaşlar yani yer çekimi ilmesi büyük olduğu zaman mecburen X'in ne yapacak? Küçük olsun ki aynı değer eşitlensin. O zaman burada Z, Y, X olarak ne yapıyoruz? B şıkkını görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki tekrar videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım ve videolarımızı mutlaka beğenelim.